Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, golbar.com bizim sponsorlarımızdan bir tanesi ve hakikaten bir tanesi. Şimdi Golbar sizleri çok seviyor, bu kanalı çok seviyor, kanalın büyümesi açık söyleyeyim. Sadece benim hoşuma gitmiyor. Birçok kişi, birçok kardeşimin de hoşuna gidiyor. Golbar.com'un da hoşuna gidiyor. Ve Golbar.com ısrarlı, şiddetli bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki taraftar seçsin. Biz bir hediye verelim, taraftar seçsin. Ben de ne vereceksiniz? Hani gören de sweatshirt, saat falan vereceksiniz zanneder dedim. Onlar da aynen öyle dedi. Yani gerçekten de saat ya da sweatshirt yapacakmış. Anket kısmı arkadaşlar topluluk kısmında var. Hem de topluluk kısmını gezmiş olun. Fenerbahçe Başakşehir maçı sonucuna göre golvar.com siz değerli abonelerimize bunlardan hediye edecek. Peki ne yapmamız lazım? 1. Bu kanala üye olmanız lazım. 2. Bu videoyu beğenmeniz lazım. 3. Yorumlara golvar.com yazmanız lazım. 4. Golvar'ı Twitter'da takip etmeniz lazım. Bu kanal için yapmanız gereken öncelikle abone olmak. Bu arada 30.300 için sonsuz teşekkürler. 30.400'e yaklaştığımız için de ayrıca teşekkürler. Birincisi abone olmak. İkincisi bu videoyu beğenin. Videonun altına gol var kazandırır yazın arkadaşlar. Bu kadar basit. Şans ya ve yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Benim tercihim hangisi olurdu? Saat daha pahalı. Ben onu seçerdim. Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus. Kupayı almak taraftara borcumuz diyor Jesus. Şimdilik Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takıma motivasyon konuşması yaptı. Ve Fenerbahçe'ye veda edeceği tarihte belli oldu. Ezeli rakibi Galatasaray'a önce şampiyonluğu kaptırdı. Taraftarlar ulan hadi bari kazanın da acımız dinsin derken isabetli şut çekemeden 3-0 mağlup oldu Fenerbahçe. Kafalarda bir ton tilki. Bu benim geçenlerde sorduğum bir soru var ya, acaba hani Galatasaray Beşiktaş maçını izlemeye gitti. Orada rüşvet mi verdiler? Ulan al şu 3 milyon euroyu, parayı doya doya çatır çatır ye. Fener'i sakın şampiyon yapma. Bizim maçlarda da saçma sapan bir taktikle çık. Kaybet mi dediler? Ben bunun hakikaten arkasındayım. İki maçı da Fenerbahçe kazanmış olsa şampiyon Fenerbahçe oluyor değil mi arkadaşlar? İki maçı da. Gerçi ilk maçı kazansan Okan Buruk Mokan Buruk gittiydi. O ayrı mesele de. Demek ki neymiş? Yabancı teknik direktör alırken epey dikkat etmek gerekiyormuş. Çünkü sonuçları ağır olabiliyormuş. Şimdi lig bitti. Taraftar sosyal medyadan çıldırdı. Ben de dahil hepimiz Ali Koç'un istifasını istiyoruz. Hala da istiyoruz. Gel gör ki kimse talep etmiyor başkanlığı ya da başkan adaylığını. Kulübün efsanesi Alex de Souza Samandıra'yı ziyaret etti. Finali kazanacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum dedi. Futbolculara Jesus taraftarı fazlasıyla üzdük. Türkiye Kupası'nı kazanmak belki ufak bir teselli olacak. Ancak uzun süre kupa hasretine, son vermek onlara karşı borcumuz diyor. Şimdi ben Türkiye Kupası'nı gram önemsemiyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Ancak içinde bulunduğumuz durumda Türkiye Kupası çok önemli. Maalesef. Neyse, Jesus taktik ağırlıklı idmanda Başakşehir'in zayıf yanlarını anlatmış. Nasıl oynamaları gerektiğini anlatmış. Demek ki dersine çalışmış. Suudi basını da 3 yıllık anlaşmayı duyurmuş. Arkadaşlar benim bilgime göre son dakika versem mi? Şöyle son dakika vereyim. Benim bilgime göre Jorge Jesus ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda Suudi Arabistan yetkilileri anlaşma sağladı. Ancak bu iş imzaya dökülmedi. Kupa maçından sonra bu iş imzaya dökülmesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Bu bir. Suudi Arabistan milli takım bu adam. İkincisi, pazartesi günü, yani pazar günü maç bitiminde tabii ki de veda konuşması yapabilir ama pazartesi veda edileceği bir teşekkür mesajı yayınlanacağını biliyorum. Hissediyorum. Düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Peki, Jesus'un yerine aday kim? Vincenzo Montella. Şimdi ilk aday belli oldu. Mesaj bu şekilde. Fenerbahçe'de ilk aday belli oldu. Bu çok iddialı bir cümle. İlk aday belli oldu. Çok iddialı bir cümle. Şimdi ilk aday belli oldu. Yani Portekiz adam gidecek. Ali Koç Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella ismini gündemine aldı. Hani heykeli dikilecek adam deniliyordu Jesus için. Hatta Galatasaraylı benim akrabalarım bile diyorlar ki
Lan biz diyorduk diyor 103 gol rekorunu kesin kırar diyor. Fenerbahçe diyor ne olduysa adam al aşağı oldu diyor. Şimdi kredi de tükendi. Montella ismi düşünülüyor. Ligi tanıması etkili. Açıkçası Montella da sıcak bakıyor diyor ama benim duyumlarıma göre bakmıyor. Dostlar Fenerbahçe ateşten gömlek. Fenerbahçe'de bakın başkan adayı çıkmıyor. Durduk yere mi çıkmıyor? Şimdi Türkiye Kupası sonrasında masaya oturulacak diyor. 48 yaşında Montella. Ya ben Montella'nın büyük maçlarda tostladığını düşünüyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Bak. Dediğimi unutmayın. İsmail Kartal. Duyumunu verdim, yineliyorum. Ben İsmail Kartal'ın İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü ve anlaşmak üzere olduğunu duydum. Sergen Yalçın hazır kıta ama çok fazla soru işareti var. Ben size tekrar tekrar söylüyorum. Alex de Souza artı Volkan Demirel. İkisi takımı birlikte yönetse kabul eder misiniz? Hem bir yeni bir model hem bir yıllık bir deneyim. Kabul eder misiniz? Ya da Volkan teknik direktör Alex yardımcısı. Aurelio yardımcısı. Kabul eder misiniz? Bir düşünün bakalım. Bak ben ısrarla söylüyorum. Eğer böyle bir görüşme... Bak şimdi Fenerbahçe transfer görüşmesinde. Edin Dzeko. Fenerbahçe Edin Dzeko'yu bitirmek üzere. Onu da söyleyeyim. Yanlış duymadınız. Edin Dzeko'yu bitirmek üzere. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Abartayım mı? Yallah ya yani güle güle Jorge Jesus. Hoş geldin Edin Dzeko. Başlığa da bunu koyacağım. Harbi söylüyorum bak. Bak. Hocam işte başlıklara aldanıp içine giriyoruz falan filan Inter Milan. Videoları izlemeden yorum yapmayın. Salak konumuna düşüyorsunuz. Yani videoları izlemeden yorum yapın bazı arkadaşlar gerçekten salak konumuna düşüyor. Ben videonun içerisinde anlatıyorum. Ya başlığa bakıyor kapak resmine ama tamam şöyledir. O da sizin bileceğiniz iş. Yani başlığa bakıp kapak resmine bakıyorsanız yorum yapmanıza da gerek yok. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Ali Koç'un son senesi kaldı. Ali Koç ne yapıp edip şampiyon yapmak zorunda. Şimdi Fenerbahçe Edin Dzeko'ya teklif. Ne Dzeko teklifinden bahsediyorsun? İş çok büyük boyuta gitti. 2 yıllık sözleşme, yıllık 4 milyon euro. Arkadaşlar sosyal medyaya yansıyan bu haberlerin hepsi doğru. Inter yeni sözleşme istiyor. Yani Dzeko ile Inter uzatmak istiyor. Önceliği final maçı. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini oynayıp karar vermek istiyor. 37 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye evet derse, hani Manchester City maçının sonucuna göre ki City kaybederse evet diyecek gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Yani City'nin kaybetmesi Dzeko için şey. Bakın bu sezon Inter'de 37 yaşında futbolcu. Hocam 37 yaşındaki bir ismi bana yıldız diye anlatamazsın. Yıldız ötesi yıldız diye anlatırım. Bu sezon 37 yaşındaki futbolcu Inter'de 51 maça çıktı. 14 gol, 4 asist. 51 maç 2836 dakika. Yani 32 maça tekabül ediyor. 32 maç, 14 gol, 5 asist. Not bunu İtalya'da yaptı. Aynı performans Fenerbahçe'de yapsa emin olun 28 gol, 10 asist falan yapar. İşte aradığınız isim bu zaten. Hocam kafama şu takılıyor. Piyasa değeri 4 milyon euro. Yaşı 37. Çok değil mi? Ben de size şunu söylüyorum. Ali Koç mantığından çıkın artık. Ali Koç'un mantığı ne? Futbolcuyu alayım. Oynatayım. Satayım. Bitti. O dönem bitti. Yani o dönem bitti. Artık yok. Sen kimi satarsın? Arda Güler'i satarsın. Sen kimi satarsın? Osayi Samuel'i satarsın. Ki zaten Avrupa devlerinin gözü alta, şey, Arda Güler'in üstünde. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Sezon sonunda artık Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakıyorlar. Arda Güler'e kesin bakıyorlar. Atilla Salahi'ye kesin bakıyorlar. 9 farklı ülkeden scout gelecek diyorlar. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bunlar izlenecek diyorlar. Ve hani bu 3 isim için 11 Haziran'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda birçok kişi yerini alacak diyor. Arda'yı Newcastle, Ajax, Bayern Münih. Bunların hepsi doğru. Atilla Salahi, Everton, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. 34 maçta 6 gol diyor ama bu istatistik çok şey değil. Ben Arda ile ilgili de bir şey söyleyeyim size. Dubai görüşmesini duydunuz mu? Yani Arda için dev bir kapışma var. Nedir o kapışma? Hani Arda büyük ihtimal ortalığı bayağı karıştıracak gibi gözüküyor. Hani Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katmak için bir sürü takım var. Ve ailesiyle Dubai'de görüşme gerçekleştirdikleri
iddialar var. Yanlış duymadınız. İngiliz medyasında yer alan habere göre Newcastle United atağa kalktı. Arda'nın ailesiyle Dubai'de görüştüler. Taraftarlar tabii ki devam etmesini istiyor. 18 yaşında adı yüksek sesle dillendiriliyor. Ajax'ın işi zor diyor çünkü Ajax'ın Arda'yla ailesiyle anlaşmaya vardı ama Fenerbahçe'ye 20 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe o kadar aza göndermek istemiyor diyor. İngiliz medyasında Newcastle Dubai'de görüştü diyor. Olumlu geçti diyor hatta. Beklenti 20 milyon euro diyor ama beklenti 60 milyon euro. 60 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde ne kadar olsun? 15 pay veren herkes Arda'yı alabilir. 60 milyon euronuz varsa buyurun. Fenerbahçe'de ilk ayrılık Osayi Samuel. Osayi Samuel'ı tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Osayi Samuel Türkiye'nin en iyi sağ bekidir. Hatta dünyanın en iyi sağ bekidir. Tabii. Nijerya milli takımını da seçmiş bir isimden bahsediyoruz. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bir gün Pele'ye sormuşlar dünyanın en iyi futbolcusu kim diye. Henüz doğmadı demiş gençlik zamanlarında. O kadar iyi bir futbolcu. Osayi Samuel'i beğenmeyen, onun 12 milyon euro edeceğine inanmayan arkadaşlar lütfen dışarı. Dışarı. Hayır, hayır konuşma dışarı. Dünyanın en iyi sağ beki hakkında olumsuz görüşte bulun. Mesela Samat da size göre çöp. Hayır siz ahlaksızsınız. Terbiyesizsiniz. Samat da çöp denilir mi? Samat da mükemmel bir futbolcu. Bugün 3 milyon euroya teklif gelse hemen satarım Samat'tayı. Satar mısınız? Peki Samat da 3 milyon euroya gidecek olsa ben de bunu müjdelesem. Hocam sen bunu müjdeledin ya. Ulan sana bir tane abone getireceğim deyip söz verir misiniz? Söz mü? Sözünden dönen top olsun. Hadi bakalım. İyi. Kanal herhalde bir 45 bin falan olacak. Neyse Osayi Samuel için yolun sonu gözüküyor. İngiliz ekibi harekete geçti. Bournemouth mu? Bournemouth. Ne biçim İngiliz ekibi ya? Fransızca isim koymuş. Ha yok. Dur bakalım kimmiş? Osayi Samuel Queen's Park Rangers'tan geldi. 508 bin euro. Güncel piyasa değeri 7 milyon. Bu arada Transfermarkt bir güncelleme yapmış sanırım ya. Benim haberim yok ondan. Yani uğraştığımız için birkaç gündür cenaze işlerine falan 166,45 milyon euro. Muhtemelen Alioski falan gitmiştir. Aynen kiralık Alioski gitmiş. Serdar Dursun, Valencia, Joshua King. Emre Mor 4 milyon 200 bin euro olmuş. Ya çok haksızlık ya. 500 bin euro mu artmış? Arda 15 milyon euro olmuş. Rossi 9,5'a düşmüş. O kadar yetenekli futbolcu 9,5. İrfan 6,5'a düşmüş. En az 20 olması lazım. Zayt 6'ya çıkmış. Crespo 8'e düşmüş. Nazım 500 bin. Ferdi Kadıoğlu 17 milyon euro. Yok Alioski duruyor. 4 milyon euro. Yani birçok futbolcu düşüş yaşamış. Lincoln 5,5'a düşmüş. 6'dan. Salah 14'te kalmış. Perez 5'te kalmış. Samet 4,2. Altay Bayındır 11'e düşmüş. Ulan sakatlanmaya göre ya. Hemen düşürüyorlar. 13'ten 11'e düşmüş. İrfan Can Eğribayat da 1,2'den 1,9'a çıkmış. Transfermarkt'ta. Yani böyle enteresan bir lig. Ama tabii kiralıklar çıktığı zaman kadro değeri yüksek olan değil de başka şey değişecek. Mesela Galatasaray 181-83 olmuş. Kiralıklar mesela var. Victor Nelson 18 milyon euro yazıyor. Hadi 18'e satabilirler mi? Abdülkerim Bardakçı 6,5 yazıyor. Ali Koç'un sen bu kadar eder misin dediği futbolcu. Etmiyormuş demek ki daha fazla ediyormuş. Kazımcan 2,30. Çok söyledim Fenerbahçe alsın diye de. Sakaboy 16 yazıyor. 11'den 16'ya çıkmış. Ferdi'nin de 22 falan olması lazım o zaman bu mantıkla. Gerçi yaş 22, Ferdi'ninki de 23. Neyse ya sonra diyecekler ki Galatasaray futbolcularını çöpleme derdindesin. Zaniolo 27'ye düşmüş 28'den. Aa, o kadar az süre. Fenerbahçe maçta 2 tane gol attı 50'ye de çıkardılar. Kerem 15, Barış 4. Rashica 8,5. Rashica kiralık mesela bak. Icardi 19'a çıkmış. O da kiralık. 27,5 gitti bak. Gomis futbolu bırakıyormuş sanırım. Yani Yusuf Demir 5 milyon euroya düşmüş. Sizin gerçekten Transfermarkt yetkilileri gerçekten soruyorum. Sizin futbol bilginiz nasıl bir şey ya? Ulan adam oynamıyor. Yusuf Demir oynamıyor. Hiç oynamıyor. Yani hiç oynamıyor.
Hiç oynamayan futbolcu 1 milyon euro düşürmüşsün. Altay Bayındır sakatlandı. Şöyle oldu, böyle oldu. 3 milyon euro düşürmüşsün. Neyse. Hayırlısı olsun. Osayi için şunu söyleyelim ya. Çok konu daldık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aston Villa'nın harekete geçtiğini söylüyor. Ben Bournemouth için de iddialıyım. 10 milyon euro beklentisi var diyor. Bu sezonki performans. 37 resmi maç. 21'inde ilk 11'de yer almış. 2254 dakika. Bir asist yapmış. Ama hızı, sürati tabii ki de takdire şayan. 11 Haziran Pazar saat 20.45'te Fenerbahçe'nin Başakşehir'e Türkiye Kupası final maçı var. İnşallah o maçı kazanırız. Hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Golvar.com bu iki hediyeden birine vermek istiyor. Videomuzu beğenelim. Yoruma golvar.com. Golvar kazandırır yazalım. Kanalımıza abone olalım. Ve çekilişi bekleyelim. Teşekkürler Kadıköy Sokak ailesi. Kanalımıza verdiğiniz önemden dolayı. Teşekkürler golvar.com.